Şu an iki telefonla da 4K 60 FPS video kaydı yapıyorum. Şuradan güzel bir güneş, ters ışık olmuş oluyor. Yani güneşin vurduğu yerlerde Vivo'da hiçbir yıldızlanma olmazken bir fotoğrafta da böyle oldu. Honor'da bakın nasıl böyle bir güneşin, hani böyle fotoğraf demeyeyim de resimlerde çizerler ya, güneşin böyle ışıkları olur. Yıldız gibi parlar. Bakın güneş öyle parlıyor ağaçlar arasında. Resimlerde çizerler ya, güneşin böyle ışıkları olur. Yıldız gibi parlar. Bakın güneş öyle parlıyor ağaçlar arasında. Fakat Vivo'da böyle bir durum yok. Bu da Zeiss lenslerin ışık kırılganlığı, geçirgenliği sayesinde. Yani Zeiss lensler sayesinde. Şimdi şöyle teker sürüşümüze devam ediyoruz. Bir kere ekranda baktığım zaman Vivo tamamen gerçekçi gözükürken Honor inanılmaz renkli gözüküyor. Yani kontrastı basmış gibi gözüküyor. Bu ekrandan kaynaklı olabilir tabii ki. Yani hiç alakası yok görselde gördüğümde çekilen arasında. Yani gerçek görüntüyle. Sağlam güneş. Şöyle. Sağlam bir güneş. Güneşi şöyle üste alayım. Alt taraf nasıl gözükecek? Tabii kadraj olarak sağlam bir güneş. Güneşi şöyle üste alayım. Alt taraf nasıl gözükecek? Tabii kadraj olarak şu an 1x'teyim. 1x olmasına rağmen bakın şöyle göstereceğim. Büyük ihtimalle geniş açıda da böyle olacak. Kadraj ne kadar? Aynı kadrajı ayarlamaya çalışıyorum. Sağ tarafta ağacın üst tarafı, sol tarafta aslında kadraj da aynı gibi ya. Geniş açıya geçiyor. 0.5x diyor. Vivo'da geçebilecek miyim? Vivo'da da şöyle geçtim. 0.6x diyor. Geniş açı olarak nasıl? Oo. Enteresan. 1x'ler aynı. Fakat 0.6x diyor Vivo, 0.5x diyor. Tabi 0.5x dediği için büyük ihtimalle daha geniş açı çekecek. Sallıyorum. Şu an Vivo 119 derece çekiyorsa Honor'da 115 derece çekiyor. Şöyle bir devam edeyim. Geniş açıdayım. 4K 60 FPS hiç durmadan kayda devam edebiliyoruz. Şöyle devam edebiliyoruz. Şurada bir zoom yapacağım ama zoom yapacak bir yerde bulamıyorum. Çünkü hava çok kirli. Hava acayip kirli. Uzaklarda bir objeye zoom yapmak isteyeceğim ama açıkta da bir alan bulamıyorum. Şu tarafa doğru zoom yapabiliriz. O tarafa doğru hava güzel gözüküyor. Şimdi şöyle 10x'e kadar çıkabildim. Vivo'da da 20x'e kadar çıkabiliyorum. Ama ben şöyle yapacağım. 10x yapacağım. İki telefonda da 10x deneyim. 10x'teki video kalitesi. Aynı açıyı ayarlamaya çalışıyorum. Hemen hemen aynı açıdayız. Gibi gözüküyor. Evet, aynı açıdayız gibi gözüküyor. Ağaçların olduğu yerler, karmaşık görüntüler. Onları netleştirmek daha zor olacaktır. Vivo daha iyi gibi gözüküyor. Yeniden şöyle şu tarafa doğru döneceğim. Şöyle devam ediyorum. Mesela hangisi daha iyi? İki telefonda 10x'te. İki telefonda 10x'te. Şöyle dönsem. Yani ekranda gördüğüm Vivo X100 Ultra açık ara daha iyi Honor Magic 6 Pro'dan. Tabii Vivo'da şöyle bir durum daha var. Bakın 20x'e kadar da devam edebiliyoruz. 20x açık ara fark atmış oluyor 20x'te de. Mesela 20x 10x. Peki yeniden şöyle tek hamlede 1x'e gelmek istiyorum. 1x'e geldim. Abi Vivo'da dokundukça şey açılıyor. İki telefonla da 1x'e geldim. Devam edelim. Biraz sonra da öz çekimde devam edeceğim. Şurada bir şelale vardı.
şelaleye gelmek istiyorum. Heh, yapay şelale. Yalancı şelale. Bu koridorlarda geçmek de ayrı bir sıkıntı. Şöyle devam ediyorum. Evet, geldik şelaleye. Yani Vivo'nun ekranında gördüğüm daha güzel gözüküyor. Daha güzelden kastım şu, hem daha gerçek gibi hem de böyle renkler daha iyi gözüküyor ya. Honor'da böyle bir doygunluk var. Tabi izlerken nasıl olacak, bir de ona bakmak lazım. Peki öz çekime geçelim. Öz çekimdeki durum nasıl olacak? Şimdi öz çekime geçtim. Öz çekimde 4K 30 FPS'teyim. Ne yazık ki Honor tarafında 60 FPS yok. Honor tarafında bakın şöyle 1X ve böyle 0.8X var. Fakat 0.8X bile sanki Vivo'nun kadrajından daha dar. Bana öyle gözüküyor. Şöyle bir ters ışık, gökyüzü falan nasıl çıkacak? İki telefonda da kötü gözüküyor. Şelalemiz. Şöyle yapacağım. İki telefonda da aynı kadrajı almaya çalışıyorum. Evet. Şu an şöyle bir durum var. Vivo'daki renkler falan sanki böyle daha kontrast basılmış gibi. Bundan dolayı sanki daha iyiymiş gibi gözüküyor. Amma ve lakin Honor daha gerçek gibi çekiyor. İzlerken bakmak lazım. Peki bu şekilde ben tek tek elimi sürebilir miyim? Deneyelim. Peki bir saniye şöyle yapacağım. Vivo tarafında da bakın böyle 2X var. 1X Honor, 2X Vivo. Aradaki fark bu. Honor'daki geniş açı bu kadar. Vivo'da da 1X'e geri dönüyorum. Yani geniş açı olmuş olacak. 1X dediğimiz. O da bu. Peki. Şöyle bir sürüş yapmayı deneyelim. Heh, burayı kurtardık. Evet. Şu an tek tekerimi sürüyorum. Bir yandan da kaydı yapmaya çalışıyorum. Tabii Honor dar açı olduğu için çok kolumu ileri itmek zorundayım. Hani böyle ancak kadraja sığıyorum. Ya da şöyle yapacağım. Açıyı değiştireceğim. Ancak böyle kadraja sığabilirim. Hemen şuradan bir dönüş. Yani öz çekimdeki durum bu. Tabii Honor tarafında 4K 60 FPS olmaması da ayrı bir kötü. Of. Yani öz çekimdeki durum bu. Tabii Honor tarafında 4K 60 FPS olmaması da ayrı bir kötü. Of. Şurası çok güzel. Her ne kadar hava bulutlu ve pis olsa da hemen ana kamerada geçmek istiyorum. Görüntü kaçmadan. Evet, 4K 60 FPS ana kamerada var. Vivo tarafında 4K 120 FPS de var tabi. Şöyle 10x yaptım. Böyle de 10x yaptım. Telefonla da 10x'teyim. Hava pis dediğim olay da buydu, bakın ne kadar kötü. Şu gemi kaçmadan yakalamak istedim. 10x'teki durum. Tabi Vivo tarafında şöyle 20x'e kadar da çıkabiliyoruz. Vay be. Neyse 10x'e geri döndüm. İşte hava pis dediğim zaman, yani az önce hava pis demiştim ya, böyle. Yani şu an karşı tarafın çok net gözükmesi gerekirken hava kirliliği. Ya yani kirlilik demeyelim de böyle bir sis gibi bir şey çökmüş. Yani sonuçta karşı tarafın ayna gibi olduğu günler çok. Sürekli hava kirli olsa sürekli böyle olurdu. Yani öyle bir durum yok. 1x'e geldim ve 1x'e geldim. Şu an 1x'teyim. 4K 60 FPS. Evet dostlar, yani gündüzki çekimlerimiz bu şekilde. Bakalım düşük ışıkta bunlar nasıl olacak? Şu an 4K 60 FPS düşük ışıkta çekim yapıyorum. Sol tarafta hiç ışık yok, deniz. Sağ tarafta işte böyle parça parça ışıklar var. Durum bu. Tabii gene ekranda baktığım zaman Honor acayip güzel gösteriyor. Acayip
kontrastlı gösteriyor. Bu arada yani fotoğrafları çekerken, tabi videoda yok o ama fotoğrafları çekerken 3 tane mod var, renk modu var. Ben hani doğal olanı seçtim. Gerçekçi denen bir mod var. Gerçekçi acayip aslında kontrastlı çekiyor. Anlamadım yani. Neyse, fotoğraflar o şekilde çekildi. Videoda öyle bir seçenek yok. Hamdülillah. Ama böyle baktığım zaman da acayip kontrastlı çekiyormuş gibi gözüküyor video. Gündüz de böyleydi. Şu an düşük ışıkta da aynı şekilde devam ediyor. Gene teker sürüyoruz. İster istemez kollarım sallanıyor. Tabii yürümek gibi değil hani bu. Sanki böyle drone ile çekiyormuşsun gibi gözüküyor olabilir. Şöyle geniş açı, geniş açıya geçtim. Şimdi de diğer telefonda geniş açıya geçmeye çalışıyorum. Evet. X100 Ultra ve Magic 6 Pro. Honor Vivo'ya karşı geniş açı. Bu daha uçuyormuş gibi hava verebilir. Drone havası yani böyle. Uçuyormuş gibi. Uçuyormuş gibi. Peki. Şurada geniş açıyla devam edelim. Şurada bir yerde bir zoom yapmak istiyorum. Ama nereye zoom yapacağım? Onu bulamadım. Yeniden 1x'e geldim. Nereye doğru zoom yapalım? Karşıda bir tabela gördüm. Oraya doğru bir zoom yapacağım. Bakalım nasıl gözükecek. Şimdi şöyle yapacağım. Direkt olarak 10x. Şöyle. İkisi de 10x. Ne alakası var? Vivo X100 Ultra çok daha iyi gösteriyor. Işığın oraya bakarsanız zaten bakmaya da gerek yok. Kabak gibi gözüküyor aslında. Peki şöyle bakayım. Işığın olmadığı yerlerde sanki Honor mu daha güzel gözüküyor? Tabi ekrana baktığım için ekranda hep böyle Honor daha güzel gözüküyor ya. Honor'un ekranı belki de bana her şeyi çok daha güzel gösteriyor. Ama kesinlikle şu ışığın olduğu yerdeki ışığın patlaması Vivo çok daha güzel absorbe etmiş. Halbuki Honor onu yapamamış. Ama ışığın olmadığı yerlerdeki detaylar artık izlerken belli olacak ama ekranda gördüm. Honor gerçekten çok güzel gösteriyor. Peki 1x. Hemen şuradan 1x'e geri geliyorum. Bir de öz çekime bakalım. Öz çekimi durum nasıl olacak? Şimdi iki telefonla 4K 30 FPS. Yani düşük ışıkta Honor daha iyi diyecektim ama şu an Vivo kendine geldi. Şöyle bir ışık vursun. Hayır şöyle bir şey. Bir de şöyle bir zor. Acaba ne dersiniz? Yani Vivo durdukça daha da güzelleşiyor. Sanki toparlıyor böyle görüntüyü. Başladığım zaman Vivo çok daha kötüydü. Şimdi daha güzel gösteriyor. Devam edelim bakalım şöyle. Arka kamerada, ana kamerada şöyle bir durum var. Honor tarafında geniş açı, biraz daha geniş açı. 1x'e geldiğimiz zamansa daha dar açı çekiyor. Ve hani 2x, 3x ben bunları sallıyorum şu an. Hani 10x'e geldiğimiz zaman ana kamerada fotoğraf çekerken Vivo'nun 10x'i sallıyorum 230 milimken Honor'unki 270 milim oluyor. Özellikle portrede çok farklı milimler var, farklı zoomlar var. Bir türlü aynı açıları tutturamıyorsunuz olduğunuz yerde. Yani Honor'un açıları gerçekten yani milimetrik zoomları diyelim çok farklı. Fotoğrafta da videoda da geniş açısı Vivo'ya göre daha geniş açı ama. Böyle de bir durum var.
Bu arada yani şöyle bakıyorum. Sanki Vivo daha güzelmiş gibi gösteriyor beni. Daha net gösteriyor. Ulaş, seni çekmeye çalışıyorum. Çekemiyorum. Heh. Böyle tek teker sürüyoruz işte. Kesinlikle Vivo daha güzel gösteriyor ya. Sen ne diyorsun, oradan nasıl gözüküyor? Sağdaki mi soldaki mi? Sağdaki biraz daha canlı gösteriyor. Soldaki biraz daha şey gösteriyor gibi geldi ama bana. Sanki böyle şeyliymiş gibi değil mi? Dumanlıymış gibi. Aynen. Soldaki biraz daha dumanlı gibi. Evet. Honor soldaki, sağdaki Vivo. Yani şöyle şuradan ışık vuruyor yüzüme. Bayağı ışık vuruyor. Bak, ışık vurunca Honor birdenbire sanki daha güzelleşti. Şöyle ters yapıyorum. Ters ışık. Nereden ışık vuruyor yüzüme onu göstereceğim. Şuradan bayağı bir ışık vuruyor. Bak, Honor hem benim yüzümü hem arkadakini, ışığın olduğu yeri güzel gösteriyor. Vivo ise patladı. Tabii ben de çok aydınlık gözüküyorum bu arada. Şöyle yapalım. Işığı kapatalım. Honor kendine gelecek mi? Bekliyorum. Honor kendine gelemedi bir türlü. Bir de dediğim gibi öz çekimde Vivo daha geniş açı çekiyor. Evet dostlar, durum bu. Düşük ışıktaki ana kamera ve öz çekim kamerasındaki durum. İzlerken bakacağız bakalım hangisi daha güzel gözüküyor. Bir de şuradan yüzüme bir ışık vursun. Karar sizin. Ben gösteriyorum. Kim neyi beğenirse artık. 4K 60fps. Honor ekranından dolayı mıdır nedir? Cam gibi, ayna gibi. Çok temiz gözüküyor. Onyx. Evet ya, bakıyorum şimdi kırmızıya bak. Kendimiz direkt kırmızı olarak görüyoruz. Çok iyi. Yani gözde gördüğünüzün aynısını veriyor. Sera. Şu an 1x. Bakayım seni nasıl çekecek. Ooo, Honor daha güzel gözüküyor ama tabii izleyip bakmak lazım. Bir de şöyle yapacağım. Aynı kadrajı. Heh, şu an aynı kadraj. Yani senin kaskın aynı şekilde sığıyor. Yani...
230 milime göre bunu ayarlayacağız. Yani 8.6 idi galiba ama ışıklar var bak. Neyse ışıklar var. Yine bu biraz daha yakın. Zaten ne bu? 730 o 690 ya. Yani 27 de değil. Tam da tutturmuştun ha. Heh. Tamam, şu an tam yakaladım. Of be, bir saniye şimdi şunu sil. O zaten kötü çıkmıştı. Bunu da sil. Bu da silinecek. ₺790, ₺721 mi? Abi nasıl olur ya? Ya tamam ya, uğraşamayacağım. 690. Yapacak bir şey yok. Geberdim yani. Zaten aynı bir... zaten. He? Aynı zaten hemen hemen. Ya hemen hemen aynı ama değil işte aslında. 26 nokta. Bence 23 filan. Hayır o kadar değil. Hayır. Oynamayacağım diye ayaklarım da ağrıdı artık. Ya her şekilde Vivo daha iyi de. Adam burada kapıyı açmış zaten. Çocuk kaçtı. Ha burada kapı kapalı. Şimdi onu bir daha çekeyim. Hadi canım orada.
Bir daha bak.